gecenin karanlığından korktun. Gözümün yaşına, yüreğimin sıcağına bakmadın. Tadılmamış mutluluklar yaşamak varken unutulmayacak bir acı yaşattın. Şimdi bize ait her şeyi unutmak zorundayız. Onu çok iyi tanıyorsun yani. Söylesene, arkadaşın mı yoksa? Yoksa onları sen mi tanıştırdın? Tabii ya, arkadaşın olmalı. Hem de çok yakın bir arkadaş. Yoksa beni Eda'dan uzak tutmak için bu kadar uğraşmazdı. İlk karşılaştığımızda bana nasıl baktığını hala unutmadım. Nereden çıktı şimdi bu adam der gibiydi. Arkadaşınla Eda arasında bir engel. Ve sen bu engeli ortadan kaldırmak için her şeyi yaptın. Benimle kavga ettin. Bir an olsun Eda'nın peşinden ayrılmadın. Ama o adamın Eda'yı nasıl perişan ettiğini görmene rağmen buna engel olmak için kılını bile kıpırdatmadın. Aksine o adam ve Eda arasında bir köprü oldu. Bu adam evli değil mi? Yoksa adam gibi ortaya çıkıp Eda'nın yanında dururdu. Bebeğine sahip çıkardı. Ama bunu yapmıyor. Sen de arkadaşın için onun kaçtığı sorumlulukları üstleniyorsun. Aslında böylesi işine geliyordur hakkının ha? Ne de olsa Eda ona deli gibi aşık. Adamın umurunda mı? Bir tarafta karısı, diğer tarafta da Eda. Metresi. Yeter! Hakkı diye biri yok, anladın mı? Eda'nın etrafındaydım. Bir hayalet gibi. Gizemli konuşmalar. Kayboluşlarımız. Başından beri bana gösterdiğin tepkiler, tahammülsüzlüklerin. Yağmur doğmadan öncesi. O abartılı ilgin. Hastane işlerine burnunu sokmak. Eda'nın raporlarını masanda bulmuştum. Herkes senin ne düşünceli bir enişte olduğunu zannederken sen bambaşka şeylerin peşindeydin. Eda'yı da yanında sürükledin. Bu yüzden nefret ettim benden. Sonradan sahip olduğum bir kardeş değildim ben. Bir ailem, bir babam, bir abim oldu diye sevinirken düşmanmışım gibi davrandın bana. Aslında nefretinin sebebi başkaydı. Çünkü o sendin. İzini sürdüğüm, bulup haddini bildirmek için uzaklarda aradığım adam. Hakkı.
sendin. Artık biliyorsun. Ne kadar da körmüş. Burnumun ucundaydın. Bir adım ötemde. Vücudumda taşıdığım bir virüs gibi. Evimde, işimde, karımın yanındaydın. Eda senin karın değil ve asla olmayacak. Ya sen ne biçim bir adammışsın ya? Eda karnındaki çocuğunu doğururken sen ablasıyla evlendin. Hem de gözlerinin önünde. Bunu Eda istedi. Ve daha birçok şey. Eğer beni evli olduğunuz masalıyla kandırmasaydı... Bu masal bugün gerçek oluyor. Buna izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ne yapacaksın peki? Herkese açıklayacak mısın bana açıkladığın gerçeği? Bir dakika. Benden başka kim biliyor bunu? İğrenç sırrınızın başka ortakları var mı? Kimler yüzüme gülerken, sırtımı sıvazlarken beni aptal yerine koyacağı? Söyle kimler? İnsanların senin hakkında ne düşündüğü umurumda bile değil. Hele sen. Sen hiç umurumda değilsin. Eda ve Yağmur'dan başka kimse yok benim için. Aklının alamayacağı bir aşk var burada. Korktuğunda, sıkıldığında... Sevdiğini iddia ettiği kadını yüzüstü bırakıp giden küçük bir çocuk değilim ben. Eda için defalarca ölümü göze aldım. Onunla yaşamak, onunla yaşlanmak sadece benim hakkım. Sen Eda'nın hayatını cehenneme çevirmekten başka bir şey yapmadın. Geç sesini. Kızımla ve aşkımla bir dünya kurmama kimse engel olamayacak. Bunu kafana sok. Sen onu kırdığında, hayata küstürdüğünde yanında ben vardım. Seni istemediğini, sevmediğini bile bile... Köşeye sıkıştığını bile bile evlenecek misin? Yavru bir köpek gibi seni sevmesini mi bekleyeceksin? Bir akbaba gibi zayıf bir anını mı kollayacaksın yoksa? Geçen gece olduğu gibi onu zorla öpmeye mi kalkar? Eda, yavrum, ben bir kez aşık oldum Hayat anne. Bu hikayede yaşadığım ne varsa benim için ilkti. Başka türlüsünü görmedim, bilmiyorum. Onun yanında el ele bembeyaz gelinliğimle yürümenin hayalini o kadar çok kurdum ki. Onu görmediğim anlarda bile onunlaydım sanki. Aldığım her nefeste Harun vardı. Gözümü her kapattığımda onun gülümseyen yüzünü görüyordum. Harun benim dünyamdı. Sevmeyi, sevilmeyi hissettiğim bir dünya. Peki ya şimdi? Senin için artık o dünya yok mu? Hayallerimle birlikte o da yıkıldı. O sıcacık, sevgi dolu dünyam yok artık. Bir daha da kurulamayacak. Aşk hep böyle yıkıcı mıdır? Yolunun üzerine çıkan her şey yok mu eder? Kendine yol açmak içinse evet. Hiçbir engel tanımaz. Hele bir karar vermeye görsün. Önünde hiçbir şey duramaz. Bak, krallar aşk için tahtlarını terk ettiler. Koskoca hükümdarlıklarını bırakıp gittiler. Ne için? Yıkıcı dediğin aşk için. İnsanın gözlerini karartan o tutku için. Aşk neden nefrete dönüşür zannediyorsun ha?
o tutkunun ellerinden kayıp gitmesini kabullenemezsin. Ona bir daha dokunamayacak olmak insanı çıldırtır. Yakıp yıkarsın. Hiçbir şey umurunda olmaz. Ama arkasında bıraktığı enkaz o kadar ağır ki. Ablamı kaybettim. Saçlarımı okşarken anlattığı masallar hala aklımda. Babamı kaybettim. Gölgesinde kendimi güvende hissettiğim çınarı kuruttum. Annemi küstürdüm. Neden? Aşkım uğruna. Harun uğruna. Şimdi onu da kaybediyorum. Aşk asla çaresiz kalmaz yavrum. Ama aşıklar kalır. Yapabileceğin hiçbir şey kalmadı. Çaresizsin. Onu kaybedeceğinden emin olduğun için. Başka kozun kalmadığı için konuştun benimle. Ama bir işe yaramayacak. Çünkü zaten Eda kararını verdi. Beni seçti. Kendini kandırıyorsun. Eda hiçbir zaman senin karın olmayacak. Bunu Eda'nın ağzından duymak ister misin? Bu seni tatmin edecek. Beni merak etme. O şarkıcı bozuntusunu giydirir giydirmez dönüyorum. Hadi gel öpeyim seni. İyi bak kendine, tamam mı? Siz de. İyi bak kendine. Efendim Tolga. Benimle gerçekten evlenmek istiyor musun? Bunu konuştuk ya. Daha kaç kere söylememi istiyorsun? Bu akşam evleneceğiz. Yapmak istediğin gerçekten bu mu? İstediğim bu. O masaya oturacağım ve evet diyeceğim. Peki Hakkı? O ne olacak? Bitti. Benim için öyle biri yok artık. Hayatıma bir daha girmeyecek. Peki yine dayanamazsan? Yine ona dönersen? Dayanacağım. Kızım için. Ailem için bu defteri kapadım. Yemin ederim bir daha açmayacağım. Yeni bir hayat kuracağım. Duymak iyi geldi mi? Tatmin oldun mu şimdi? Öldürecek misin beni? Hadi öldür. Ne duruyorsun? Bu gerçeği değiştirecek mi? Bunu kabul et. Kaybettin Harun. Eda'yı kaybettin. Bağışla beni aşkım. Mecburum. Bağışla. Yapıyorum.
nikah masası için bunlardan hangisini kullanayım efendim? Melda Hanım? Efendim? Bu örtülerden hangisini tercih edersiniz masa için? Bu olsun. Peki Melda Hanım. Efendim? Ne? Ne diyorsunuz siz? Hemen geliyorum. Ne oldu bir tanem durup dururken? Ne güzel uyuyordun işte. Ay, ateşin de yok. Bir yerin mi ağrıyor yoksa? Karnın da aç değil. Gazın da yok ama. Bir sıkıntım var ama. Her neyse bende de var aynısından. Ay, üzerime kara basan çöktü sanki. Ay nefes alamıyorum. Batu? Canım. Ne oldu? Niye buraya kadar çağırdın beni? Biliyorsun restoranda yetiştirmem gereken binlerce iş beni bekliyor. Biliyorum hayatım ama bir sorunumuz var. Telefonda söylemek yerine yüz yüze konuşmamız daha doğru olur diye düşündüm. Sorun mu? Lütfen ya, sorun morun çıkmasın artık, yoruldum. Abim mi yine? Evlenmemizi istemiyor. Ama bu çok saçma. Anlayamıyorum ki ben onu. Evlenmek için onun iznine ihtiyacımız yok, biliyorsun değil mi? Hemen evlenelim mi Nisa? Yok, yapamam. Yani kulağa romantik geliyor ama aileme bunu yapamam. Evde işler karışık Batu. Olaylar unutulur. Bak gazeteler yazmıyor bile artık. Düşündüğün gibi değil. Abimin evliliği. Şimdi de Tolga'nın geri dönmesi. Her şeyi iyice karıştırdı. Eve bile gelmiyor artık. Farkındayım. Bu aralar teknede kalıyor. Ama Harun'un hayatının düzelmesini beklersek daha çok bekleriz. Al aşkım, al. Hanım evde mi? Evde efendim. Hiç dışarı çıktı mı? Hayır, çıkmadı Harun. Tamam. Emrettiğiniz gibi kimseye kazadan bahsetmedim. Ama sizin bir doktora gitmeniz de... Ben iyiyim Tarık. Eğer öyle diyorsanız... Eda Hanım ve Yağmur konusunda söyledikleriniz ne olacak Harun Bey? İptal. Yani ben onları... iptal dedim ya, hiçbir şey yapmayacaksın. Nasıl isterseniz Harun Bey. Baban gelince senin sıkıntın geçti. Ama ben... Hadi uyu prenses. Adamla evlenecek misin? Git buradan Harun. Sana bir soru sordum.
Cevabını biliyorsun. Gözlerime bakarak söyle. Buna mecburum. Anla beni. Senin için yokum yani artık. Yeni bir hayat kuracaksın, öyle mi? Neden susuyorsun? Neden asla benden vazgeçemeyeceğini söylemiyorsun? Neden aşkımızın her şeyin üstünde olduğunu haykırmıyorsun? Neden konuşmuyorsun Eda, neden? Harun, boynum. Boynum kanıyor. Umurumda değil. Sen bana o adamla evlenmeyeceğini söylemedikçe... Harun, yaralanmışsın sen. Söylesene, ne oldu sana? Bırak şimdi beni. Yüzüme bak ve söyle. Harun, saçmalama. Her tarafın kan içinde. Hemen bir hastaneye gidelim. Beni dinle Eda. Bittiğini söyle. Harun, lütfen. Hadi Eda. Yüzüme bak ve bittiğini söyle. Yapabilir misin bunu? Bitti Harun. Bitti. Alır gibi değil. Bu kadar büyük bir cezayı nasıl verebilirler? 386 milyon dolar. Ne demek? Arslanlı Holding'in iflası demek. Yok. O kadar da değil. Bundan haberin olmadı tabii. Ne bu? Üçüncü gemi siparişine güveniyorduk. Bu zor zamanda oradan gelecek nakit ve teminat mektuplarıyla... Siparişi iptal etmişler. Biri bu rakamın yanlış olduğunu söylesin. Ha, üstüne üstlük bir de bu var. Ben iyi bir haber duyamayacak mıyım hiç? İyi haberleri bilemem Melda'cığım ama... eğer bir kötü haber daha duymak istersen... hakkımızda yeni bir ihbar daha var. Ne? Daha bunun şoku sürerken... şimdi yine maliye müfettişleri gelecek ve... Maliye değil. Değil mi? Değil. İhbar direkt savcılığa yapılmış. Harun ve Feyyaz Arslanlı'da. Suçlama ne peki? Vergi kaçırmak. Ya amma astın suratını be oğlum. Böyle olacağını bilsem müdürle konuşurdum. Ya ne olacak ki müdürle konuşsam? Benim notlardan bir miktarını sana vermesini isterdim. Hehehe aman ne komik. İtiraf et işte abi. Ben senden daha zekiyim. Yok ya. Ulan bir kere benim IQ'mu ölçecek alet daha icat edilmedi. Öyle sıradan IQ aletleriyle ölçmeye çalıştılar da. Yani zekamın yüksekliğinden hepsi patladı. Karnın öyle demiyor ama. He ya ben de ona şaşırıyorum ya. Ya nasıl oluyor da senin gibi bir angutun hiç zayıfı olmazken benim gibi her yerinden deha fışkıran birinin karnesinde 3 tane kırık olabiliyor? Aman be Kerem. Alt üstü 3 zayıf. Yazın yapacağım fazla mesaiye bakar. Temizlerse üzülme. Ya gel de bunu bizimkilere anlat. Özellikle de babama. Ya var ya bu karneyi gördüğü an kıtır kıtır kesilmek nasıl bir şey bizzat öğrendiğim andır. Oğlum o zaman ne alt etmeye sanki takdir almış gibi karneni babana göstermeye geliyorsun? Gerçeklerden kaçmak bana yakışmaz. Erkek gibi yüzleşmem lazım. Bence sen yine de atalarımızın dediğine kulak ver. Ya ne ki o? Erkekliğin 10'da 9'u kaçmaktır. Demek ben 10'da 1'lik kısmındayım. Hadi bakalım. Gazam mübarek olsun. Baba!
biricik oğlun. Yani veliahtın geldi. Sen kimsin ya? Ben buranın sahibiyim de asıl sen kimsin? Ya çok şakacı gördüm seni amca. Yani şu kane faciasından sonra hiç güleceğim yoktu vallahi. Ya sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün ha. Burası benim babamın dükkanı ya. Bak bu da bizim çıra. Bu kim ya? Şişt, ne oldu bizim çırağa ya? Ulan kamera şakaları bizim dükkana kadar düştü mü ya? Ha? Nerede kamera, nerede? Ha? Ha tamam, sen Cemil Usta'nın oğlusun. Burayı devralalı bir iki gün oldu da. Allah nasıl da inanarak söylüyorsun ha. Vallahi buralarda çürüme bence amca. Hemen git bir diziye. Karakter rollerinden birine başla. Vallahi kaparlar seni böyle ha. Havada kaparlar. Vallahi ciddi söylüyorum. Kerem. Mal sahibi, mülk sahibi, işte de geldi dükkanın esas sahibi. Ya baba ne komik arkadaşlarım var ya. Allah Allah. Dükkanı Sedat Bey'e devrettim. Burası artık onun. Yani bu adam gerçekten. Karne mi o? Ha, yok. Ya şimdi sırası değil. Hem senin de keyfin yok. Ben zaten... Baba. Bir şey demeyecek misin? Şaşırmadım. Bundan sonra da şaşırtamazsınız beni. Hiçbiriniz. Prensesim, benim dünya güzeli kızım. Harun, yataktan kalkmaman lazım. İyiyim ben. Hiç de değilsin. Panik olmasınlar diye başkalarına haber vermedim ama Tarık taşıdı seni buraya. Sonra doktor da geldi. Gerek yoktu. Ne demek gerek yoktu? Boynunda derin bir kesik varmış. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Bir şey olmadı. Harun lütfen. Doktor dinlenmeni söyledi. Tansiyonun tekrar düşebilirmiş. Çok acıyor mu? Bırak. Bana öyle bakma. Ben sadece... Her şeyin bitmesini istiyordun değil mi? Senden vazgeçmemi, hayatından çıkmamı istiyordun. İstediğin oldu. Sen böyle bir evlat yetiştirmedin anne. Hayatın sunulmuş en değerli armağan. Göz açıp kapayıncaya kadar sona eren, bir daha göremeyeceğimiz bir rüya olduğunu söylerdin. Bana yaşamayı, yaşatmayı öğütledin. Ama ben bugün birini öldürmek istedim. Karşımdaydım. Karşımdaydı ama yapamadım. Ne yaparsam yapayım bir duvar gibi duruyor önümde. Ne yerle bir edebiliyorum, ne de yanından geçip gidebiliyorum. Gerçek çok ağır anne. O kadar ağır ki. Gücümü ihtimallerle, umutla besledim bunca yıl. Yıllardır özlemim, mutluluğum olan kadını açılamadım. Onu deliler gibi sevdiğimi söyleyemedim.
Belki onu kaybetmekten korktum. Belki de gün gelecek ona olan aşkımı o da fark edecek diye bekledim. Bilmiyorum. Ama içimde hep bir ümit vardı. Sıcacık bir ümit. Eda'nın beni seveceği günün ümidi. O an için dudaklarından dökülecek sevgi sözcükleri için her şeye katlandım. Katlandım. Ama artık umut da bitti, gücüm de. O sözcükler asla bana ait olmayacak. Ben ne yapacağım anne? Sevmek suçmuş deyip cezama razı mı olacağım? Kendimi kandırmayı sürdürecek miyim? Bu daha ne kadar devam edecek? Düşündüğümüzden çok daha zeki. Muhasebe kayıtlarını didik didik ettim ama hiçbir şey bulamadın mı? Her şeyi öyle ustalıkla hazırlamış ki birinin kayıtlarla oynayıp oynamadığını ispatlamak imkansız. Bir yolu olmalı Gülay. Koskoca Arslanlı Holding bu duruma düşmez. İyi misin? İyiyim. Bu kadarını kaldıramıyorum. Lanet var sanki üzerimde. Bir an olsun soğukkanlılığını yitirme. Sen bu noktaya torpille, kayırmayla gelmedin. Şirketin işleyişini senden daha iyi bilen yoktur eminim. Bir yolunu bulacağız. Belki de Harun'la konuşmalıyız. Açık açık. Olmaz. Neden? Nedenini biliyorsun işte. Burak beni köşeye sıkıştırdı. Hesabına geçen paralar değil mi? Nasıl böyle bir hata yaptın aklım almıyor Melda. Beni tuzağa düşürdü işte. Ben onu avlamaya çalışırken... İşte bu çok iyi geldi. Masaj mı yoksa aldığın haberler mi? İkisi de birbirinden harika. Biri bedeni, diğeri ruhumu yeniliyor. Yarasın, yarasın. İşlerin cefası bitti, sefası kaldı. Tek yapmamız gereken kenara çekilip Arslanlı Holding'in yok oluşunu izlemek. Manzaranın tadını çıkaracağım diyorsun. Aynen öyle. Anlatmayacak mısın? Neyi? Hikayenin sonunu biliyoruz. Arslanlı Holding el değiştirir. Yabaşı, şu sır gibi sakladığın intikam hikaye acayip bir sürpriz mi çıkacak yoksa? Ne gibi? Ne bileyim. Filmlerdeki, romanlardaki gibi bir şey işte. Ben aslında Batu değilim dermişsin. Ben aslında Monte Cristo kontuyum. Gerçi estetik yaptırmışsın gibi de durmuyor ama. Monte Cristo kontu mu? Ya da neydi şu dizideki adamın adı? Sabret, sabret. Film daha bitmedi. Finalin tadını kaçırmak istemeyiz öyle değil mi? Böyle bir ceza olamaz. Hemen itiraz metni hazırlanacak ve savcılığa, mahkemeye nereye sunulması gerekiyorsa sunulacak. Bana bahane üretmeyin, çözüm üretin. Eğer Arslanlı Holding'e layık bir avukat değilseniz... Tamam, gelişmelerden haberim olsun. Bıktım senin sakarlıklarından, bıktım. Özür dilerim Saadet Hanım, ben... Özür dileyince her şey çözülüyor değil mi? Ben de seni kovayım, sonra da özür dileyim, ister misin? Çalıştığın yere özür kartı atarım artık.
Çalışacak bir yer bulabilirsem tabii. Biz yufka yürekliyiz ya. Anne, büyütme bu kadar. Ufacık bir kaza. Kızın kalbini kırmaya değer mi? Bilmiyorum Harun. Sinirlerime hakim olamıyorum. Kafamdan kaynar sular dökülüyor sanki. Kendime kızıyorum aslında, inan. Of Harun. Ben öyle korkunç bir şey yaptım ki. Biliyorum. Eğer ilaçlarını almış olsaydın o yangını... Ne ilacı? Ne yangını? Anne, neden bahsediyorsun sen? Ben Tolga'dan bir şey istedim. DNA testi yaptırmasını. DNA testi mi? Şşş, Beyaz bilmiyor. Kimse bilmiyor. O kadın kandırdı babanı. Misude babanı kandırdı. O çocuk senin kardeşin falan değil. Ne olur Harun, sen de kontrol et sonuçları. O çocuk bir hile yapmaya kalkabilir. Misude'nin oğlu ne de olsa her şeyi beklenir ondan. Hiç merak etme sen anne. İçin rahat olsun. Ben gereken neyse yaparım. Ah sağ ol Harun. Sağ ol oğlum. Bu niye elimde benim? Kıyafetlerinizi böyle bırakıyorum Eda Hanım. Benden başka bir isteğiniz var mı? Peki. Sevdiğim adamın gözlerinin önünde evet diyebileyim. Kalbim susturmasın aklımı. Yapmam gereken şeyi yapabileyim. Yoksa ailemin felaketi olacağım. Ne olur yardım et bana. Kerem, sen misin oğlum? Kerem? Ne oluyor oğlum böyle selamsız sabahsız? Selam. Oldu mu? Sen karne almadın mı bugün? Aldım. Ne olacak? Ha, dur. Sen sormadan ben söyleyeyim. Karnem şahane. Babamın tamirhaneyi de satması şerefine bu gece çifte kutlama yapalım diyorum ha. Ne dersin? Öğrendin demek. Evet öğrendim anne. Hem de nasıl biliyor musun? Doğup büyüdüğüm dükkanda elin adamlarını çalışırken görerek. Ya keşke kör olsaydım da görmeseydim. Ya orası benim ikinci evimdi. Üzgünsün biliyorum. Kızgınsın. Evet, baban tamirhaneyi elden çıkarttı. Ben üzülmedim mi sanıyorsun? O tamirhane babanla benim ilk çocuğumuz gibiydi. Ama ne yapsın adam, satmaya mecbur kaldı. Gece gündüz çalışmasına rağmen borçların altından kalkamadı. Bunca yılın emeği göz nuru eba olup gitti. Peki sen ne yaptın Kerem? Babanın emeklerine verdiğin karşılık bu mu? Sana çok güvenmiştim oğlum, çok. En çok senin çalışman gerekiyordu. Ama sen benim de babanın da yüzünü kara çıkarttın. Sağ ol. Teşekkür için yanlış adrestesin anne. Asıl ablamlara teşekkür et. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya nasıl gerekiyorsa öyle. Hem nerede Melda ablam? Ha? Başımıza gelenlerden haberi var mı? Onun nişanını yapmak için alındı o borç. Onun yüzünden satıldı o tamirhane. Hanımefendi gösteriş yapacak diye. Kerem. Kerem sen hiç böyle bir çocuk değildin. Ne oldu sana böyle? Ya Kerem hep makaracıdır değil mi? Kerem tasasızdır. Dünya yıkılsa umrunda olmaz. Maalesef bana bir haller oldu anne. Üzülüyorum. Kahroluyorum. Ya babam evi terk etti. Her gün bir kavga, bir dert. Ya biri bitmeden diğeri başlıyor. Ya dayanamıyorum artık anne, dayanamıyorum. Ya büyümek dedikleri böyle bir şeyse ben artık büyümek istemiyorum.
Kerem! Kerem! Efendim Melda? Evde misin anne? Evdeyim, ne oldu? Seni almaya geleceğim. Beni mi? Niçin? Tolga ve Eda bu akşam nikah kıyacaklar. Bu akşam mı? Bana kalsa sabah da olabilirdi. Geçen her dakika sinirlerimi bozuyor. Ben gelmeyeyim Melda. Nedenmiş o? Düğün dernek mi bu kızım? Geleceğim de ne olacak? Formalite. Olmaz öyle şey. Geleceksin ve o sersem kızının bir kez daha saçmalamasına engel olacaksın. Melda'cığım, Eda zaten... Eda'nın söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmaz anne. Ona güvenmiyorum. Sen de orada olacaksın. Eğer bir hata yapmaya kalkarsa da onu durduracaksın. Peki kızım, peki, peki. Buyurun bey amca. İlanı gördüm de. Seyfi usta, ne var lan? Bey amca ilanı soruyor. Oğlun mu çalışacak? Yok, ben çalışacağım. Sen mi? Ben 40 yıllık motor ustasıyım. Beykoz'da Cemil Usta diye kime sorsanız bilirler. Biz oraya kalfa diye ilan verdik ama... Hallice bir çırak da görür işimizi. Değil mi Halil Usta? Doğru. Hem vereceğimiz para da belli zaten. Önemli değil. İhtiyacım var. Ne zaman başlarsın? Hemen. Hemen. İyi, başla o zaman. O tamirhaneyi açtığın günü hatırlıyorum. Ne kadar da sevinçliydin. Artık el kapısında çalışmak yok. Kendi işimin patronu olacağım. Ailemin rızkını kendi dükkanımdan çıkaracağım diye nasıl da gururlanmıştın. Hele tabelanı takarken gözlerin ışıl ışıl. Cemil Usta dişini hatırlıyorum. Ve sen yıllardır gözlerinde o ışıltıyla evine ekmek getirdin Cemil. O dükkan bizi hiçbir gün mahcup etmedi. Ne oldu bize Cemil? Biz ne günah işledik ki bunları yaşıyoruz? Endişelenmeyin babacığım. İtirazımızı yapıyoruz. Davanın lehimize sonuçlanacağından kuşkum yok. Ben bu kadar müsbet düşünemiyorum. Şimdi bunlarla canımızı sıkmayalım. Bugün büyük gün. Oğlunuz dünya evine giriyor. Hı, haklısın. Tolga geldiğinde böyle 5 karış suratta görmesin bizi. Heh, kız tarafı da geldi. En azından bir kısmı. Hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız Saadet Hanım? Siz... Anneciğim, Eda ile Melda'nın annesi Türkan Hanım. Aa, tabii tabii. Merhabalar Türkan Hanım. Buyurun. Buyurun Türkan Hanım. Şöyle buyurun. Harun Bey'e baktınız. Kendisi az solistimizdir. En son çıkar sahneye. Tabii kaybolmadığı zamanlarda. Geldin. Duymadım. Biraz önce. Bütün gün yoktun. İşlerim vardı.
önemli bir şey değil. Sen hazırlanmamışsın. Gelinlik mi giymeliydim? Önceleri hayalini çok kurmuştum ama kastettim o değildi. Pardon, bir yanlışımı unutmuşum. Zoraki bir evlilik. Bir formalite için üstünü değiştirmeye değmez zaten. Ne çabuk hazırlanmışsın? Dışarı çıkıyorum. Sana söylemiştim. Ne yaparsan yap, gerçeği değiştiremeyeceksin. Eda hiçbir zaman seni benim kadar sevmedi. Bu yüzden de kolayca vazgeçiyor senden. Artık anlamışsındır umarım. Eda için sadece bir oyundun sen. Saçmalıklarını dinleyecek değilim. Çünkü gerçeği görmeye tahammülün yok. Bu yüzden kaçıyorsun benden. Tıpkı bu nikahtan kaçtığın gibi. Hadi durma, kaç git. Belki başka bir masal bulursun kendine. Ya da seninle oynayacak başka bir sahte aşık. Yeter! Kes artık saçmalamayı. Saçma ha? O zaman kal da görelim. Saçmalıklarımı dinleyeceğini kendi gözlerinle gör. Bir kez olsun kaçma. Eda'nın senden nasıl vazgeçtiğini izle. Belki o zaman anlarsın ne demek istediğimi. Beni iyi dinle Melda. Sana da başkasına da bir şey ispatlamak zorunda değilim. Eda'nın ne yaptığı da umurumda bile değil. Ne? Bitti öyle mi? Evet. Bitti. Bunu duymak istiyordun değil mi? Mutlu olabilirsin artık. Eda, kızım, gel şu saçına iki tokat atalım. İstemiyorum anne, böyle kalsın. Sanki hayatımın en mutlu günüymüş gibi süslenip rol yapmamı bekleme benden. Yok, yanlış anladın. Ben sadece ayıp olmasın diye. Olmasın tabii, kimseye ayıp olmasın. Ben nefes bile alamasam da, boğulacak gibi olsam da önemli olan başkalarının ne düşündüğü değil mi? İstersen yüzüme de kocaman bir gülümseme yerleştireyim ha? Gelin kızımız imzayı atarken ne kadar da mutluydu desinler. Öyle demek istemedim Eda. Yapma kız, yapma. Ben artık hiçbir şey yapamıyorum ki anne. Ellerim, ayaklarım benim değil ki artık. Gitmek istemediğim yerlere gidiyorlar hep. Gideyim desem adım bile atamıyorum. Kalayım desem yine olmuyor. İçimde ben yokum artık. Senin kızın kalmadı anne. Tükendi. Ne olur böyle söyleme. Ne diyeyim anne? Diyecek sözüm mü kaldı? Tükenmedim mi? Bitmedim mi? Bana iyi bak. Şu anda karşında duran senin kızın mı? O cıvıl cıvıl neşeli Eda mı, söylesene. Dur Eda, yapma. Ne olur, daha fazla zorlama. Buraya kadarmış. Kabullen artık güzel kızım. Kaderine boyun eğ yavrum. Hepimiz gibi. Ben kaderime çoktan razıyım anne. Ama hangi kadere, söylesene. Gitmek mi kalmak mı? Hangi kadere? Yaşarken ölmek mi benim kaderim? Severken acı çekmek mi? Kavuşamamak mı? Söylesene anne. O imzayı attığımda hayat durmayacak. Dünya durmayacak. Ama ben... Ben durdum anne.
kızının böyle bir kadere mi boyun eğmesini istiyorsun? Daha nerede Türkan anne? Bilmem. Ablasına bakacaktı. Gelir şimdi. Peki tamam. Ya da en iyisi ben bir bakayım. Nikahla ilgili bir şey soracaktım. Neredeymiş Melda abla? Bahçede mi? Bilmem ki. Odasındadır herhalde. Gelir şimdi oğlum. Tamam, bahçeye bakayım ben bir. Harun! Harun! Konuş benimle ne olur. Harun ne olur. Hadi aç şu kapıyı. Hadi aç, yalvarırım. Harun, yalvarırım, konuş benimle. Harun ne olur, sana söylüyorum. Hadi ne olur konuş benimle. Konuş ne olur. Harun! 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 Bana öyle bakma. Beni öldür ama öyle bakma. Sen benim tek aşkımsın. Tek gerçeğimsin. Hep öyle kalacaksın. Hep benimle. Gecenin karanlığı hissettirir yalnızlığı. Mevsimler gelip geçse canlandırır anıları. Ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya, ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya. Selam. Selam. İnsanın bir gün bile görmese özleyeceği bir kardeşi olması ne kadar güzel değil mi? Fazla zamanım yok Batu. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Benden güzel sözler bekleme diyorsun yani. Sadece acelem var diyorum. Biriyle mi buluşacaksın? Böyle mini etekler falan. Abiyle hemen başlamışız bakıyorum. Bak sana en başından söyledim değil mi? Hiç gelemem ben böyle triplere diye. Hayatım boyunca kimseye hesap vermedim. Bundan sonra da vermem. Şimdiden anlaşalım da sonradan bir sorun yaşamayalım. Dur. Ne dedim ki ben şimdi? Aldın sen mesajı işte. Şimdi söyle artık. Kararını verdin mi? Bu öyle kolayca verilecek bir karar değil Ece. Yıllarca içinde canlı tuttuğum ateşi bir günde söndürmemi bekleme benden. Bak,
Beni hayatta tutan iki şey vardı. Biri seni bulmak, diğeri de... Biliyorsun, bize bunları yaşatanların hiçbir şey olmamış gibi bir bedel ödemeden yaşayıp gitmelerine dayanamıyorum, anlıyor musun? Demek yıllarca aradığın kardeşinden bile kıymetli o içindeki intikam ateşi. Ece, lütfen bana biraz zaman tanı. Hayır, bence düşünecek hiçbir şey yok. Ya ben ya intikam, ver kararını. Vazgeçtim desem inanacak mısın bana? Sana doğruyu söylediğime ben bile inansam, intikam sözle dinecek bir acı olabilir mi sence? Haklısın, olamaz. Vazgeçim demenle geçmeyecek. Öyle desen de ben inanmayacağım sana. O yüzden onlarla yüzleşeceksin. Ne? Duydun işte. Arslan'ın ailesiyle yüzleşmeni istiyorum. Karşılarına çıkıp onlara her şeyi anlatacaksın. Bütün çıplaklığıyla. Eğer iki kişilik gerçek bir aile olmamızı istiyorsan, geçmişin bütün yaraları kapanmalı. Başka türlüsü olmaz. Bunu bir düşün, olur mu? Hoşça kal. Gözde, benim hatırım için değilse bile yaşanmış tüm o güzel anların hatırını affet beni, ne olur. Şişt, nereye gidiyorsun böyle takmış takıştırmış sultanım? Arkadaşımın doğum gününe. He tamam, bana uyar. Hoy! O eteğin devamı nerede? Gözde, o etek ne diyorum? Gözde, kırdırtma bana bacaklarını. Hemen çıkar o eteği. Ne diyorsun sen be? He? Yani çıkar dediysem, ya doğru dürüst bir şey giy manasında diyorum. İyi alt ediyorsun. Gözdem, beni affettin değil mi aşkım? Onun için döndün değil mi? Hayır salakçım, telefonumu evde unuttum. Kusura bakma, geç kaldım. Yok, önemli değil. Bence önemli. Etrafındaki kızların sayısına bakınca ne kadar geç kaldığım anlaşılıyor. Resmen kuşatma altındasın. Bir vodka bir şey alabilir miyim? Tabii efendim. Ama bu senin hiç umurunda değil tabii, değil mi? Çevrende kollarını atılmayı bekleyen yüzlerce kız da olsa senin gözlerin sonuna kadar kapalı. Niye? Çünkü deli gibi aşıksın. Ve her nefesinde içindeki aşk büyüyor. Haklıyım değil mi? Biliyor musun? Bu aşkı kıskanmamak elde değil. Bu nasıl bir aşk ya? Bir erkek bir kadını bu kadar çok sevebilir mi gerçekten? Ama asıl merak ettiğim şey... O da seni bu kadar çok seviyor mu? Lütfen başka şeylerden bahsedelim Ece. Kapatalım bu konuyu. Konuşmak istemiyorum. Anladım. Sevmiyor. Zaten öyle olsaydı birlikte bulutların üstünde dolaşıyor olurdunuz şu anda. Burada böyle içkiyle ovunmaya çalışmazdın sen de. Hoş. Seni senin onu sevdiğin kadar sevseydi başkasının kocası olmamış olurdun. Yani evlenmezdin, öyle değil mi? Ece lütfen. Kapat bu konuyu. Tamam. Pardon. Sustum. Yağmur nihayet uyudu sonunda. Eda, sen iyi misin?
ateşin var senin. İyiyim. Abartılacak bir şey değil. Rüzgarda kaldım herhalde. Ay, olacak şey mi? Bari bir ateş düşürücü falan verseydim sana Eda. Ben bakarım. Merhaba. Geç kalmadım inşallah. Hayır Hayat anneciğim, hoş geldin. Ayol, hani şu senin sevmediğin şarkıcı kadın var ya, apar topar geldi, sonra gitmek bilmedi ayol. Neymiş efendim, konserine yetişmesi lazımmış. Kıyafetinin göğüs işlemesi azmış. Yok eteği kısaymış. Ay nasıl yetişecekse. Hoş geldiniz. Nasılsınız Türkan Hanımcığım? İyi misiniz? İyiyim, siz? Sağ olun. Ben biraz hava alacağım. Peki çocuğum. Çok solgun gözüktü gözüme. Bir allık bile sürmek istemedi. Ateşi de var. Hay Allah. Ay bu kızın haline nasıl üzülüyorum bir bilseniz. İçim acıyor içim. Ay kim bilir siz ne haldesinizdir değil mi? Sormayın. Öyle çaresiz bir durumdayım ki. Keşke ona evlenmemesini söyleyebilseydiniz. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirim Hayat Hanım? Babası Eda'yı evli biliyor. Adamcağız zaten yıkıldı, bitti. Bir de bunu öğrenirse. Biliyorum Türkan Hanımcığım, biliyorum. Her şeyin de farkındayım ben. Hepimizin eli kolu bağlanmış durumda. Eda öyle fedakar bir kız ki, bir başkasının üzüntüsüne sebep olmaktansa kendini feda eder, Allah muhafaza. Ama nihayetinde birileri mutlaka üzülecek. Keşke hiç doğmamış olsaydım. Ya da ne bileyim, Cemil'le evlenmeseydim. Hiç hamile kalmasaydım. Her gece neler geçiyor aklımdan bir bilseniz. Geçmişi değiştiremeyiz Türkan Hanım. Hayat bizi öyle ya da böyle sınamak zorunda. Hayatın gayesi bu değil mi? Bakın şimdi bize düşen Eda'nın elinden tutup ona güç vermek. En zor zamanında bile onun yanında olmak. Onun acısı hafiflerse belki bizimki de hafifler, değil mi? Güçlü olmalısınız Türkan Hanımcığım. Güçlü olmalısınız. Biliyorum, sizin yüreğiniz iki kez yanıyor. Hem Eda için hem de Melda için. Keşke yanıp bitse. Hiç sönmüyor bu ateş. Sönmeyecekti. Peki kaçta burada olursunuz tam olarak? Anladım. Tamam. Lütfen biraz acele etmeye çalışın. Tamam, görüşmek üzere. Nikah memuru niye gecikmiş, öğrenebildin mi? Yolda bir kaza olmuş. Yolun açılmasını bekliyorlarmış. Hay Allah. Harun'un da çok acil bir işi çıkmış. Nikahta bulunamayacağını söyledi. Kusuruna bakma oğlum. Yok, önemli değil. İçmek yeter. Üstelik bunu ben söylüyorum. Anla yani ne kadar abarttığını. Bana annelik yap diye çağırmadım seni. Niye çağırdığını da anlamadım ki zaten. Ne konuşuyorsun, ne eğleniyorsun, ne de başka bir şey. Sadece şu bileğindeki şeye bakıp duruyorsun. Bence çok kopar onu oradan. At gitsin ya. Orada durdukça canını acıtmaya devam edecek. Thank you.
beğendin mi? Çok güzel. İlk aşkım. Tek aşkım. Deli aşkım. Eda'cığım, nikah memuru birazdan burada olacakmış. İstersen in aşağı güzel kızım. Tamam Hayat anne, geliyorum. Bak bakayım sen bana. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Hayat anne, ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl evet diyebileceğim ben? Alt tarafı bir formalite diye kolay olacağını sanmıştım. Sadece bir imza. Ama değilmiş. O imza benim için ölümle yaşam arasındaki çizgi gibi. Attığım anda aldığım her nefes kalbime bir bıçak gibi saplanacak. Her nefes tek aşkımdan, Harun'dan ayrı olduğumu hatırlatacak. Biliyorum yavrum. Biliyorum. Kızıma her baktığımda onu hayat boyu sürecek bir yalanın parçası yaptığımı yüzüme vuracak. Buna nasıl dayanacağım Hayat anne? Hala vazgeçebilirsin Hayat. Biliyorsun değil mi? Ne karar verirsen ben de annen de hep yanında olacağız yavrum, anladın ya baba. Onun hayatı boyunca savunduğu değerler, onuru, şerefi, aşk her şeyi affeder dedirtebilir misiniz babama? Mümkün değil. Yaşayamaz Hayat anne, inanın bana. Bütün dünyası yıkıldığında nasıl yaşayabilir ki insan? Affetse, beni anlasa bile böyle bir durumu kabullenemez. Bu utanca kalbi dayanamaz. Biliyorum. Babam o benim. Ya senin kalbin Eda? Baksın, çoktan durmuş bile, ellerin buz gibi. Yaşamaktan vazgeçmiş gibisin. Canlı cenazeye dönmüşsün yavrum. Bütün bunları ailen için, kızın için yaptığını biliyorum. Bunu da anlıyorum. Ama yine de bir şey demeyeyim diyorum ama seni böyle gördükçe çok üzülüyorum. Başkasının karısı olarak yaşamak, seni böyle diri diri mezara sokacaksa ne diyeyim ya, ne diyeyim? Susma Hayat anne, söyle. Ben artık düşünemez haldeyim. Ne yapacağımı söyle bana. Evlenmeyeyim mi Tolga'yla? Harun'dan boşansın diye ablama diz çöküp yalvarayım mı? Bana bir şey söyle Hayat anne. Hadi. Ne olur. Kimseye ne yapacağını söyleyemem. Kimseden de sakın böyle bir şey isteme, anlıyor musun? Ben sadece önündeki yolları daha iyi görmen için sana ışık tutabilirim. O kadar. Bak, güçlü olmanın tek yolu kendi seçtiğin yolda bir başına yürüme cesaretidir. Bunu hep aklında tut, anladın mı beni? Her zaman bir çıkış yolu vardır. O da görünen bütün yollardan vazgeçip bambaşka bir yol çizebilmektir. Tolga ya da Harun'la değil, kızını alıp tek başına yola devam edebilirsin. Teşekkürler.
Gergin görünüyorsun. Yo. Eda daha hazır değil mi? Herkes merak etmeye başladı. Yanına gidip artık gelmesini söylesen iyi olur. Hazır olunca gelir. Merak etmek isteyen de eder. Ne yapayım yani? Aranızda bir sorun falan mı var yoksa? Ya Melda abla, suratım her asıldığında Eda ile ilgili bir sorun mu olması lazım? Bambaşka bir şey olamaz mı? Tamam. Sakin ol. Ne bileyim, Eda bu. Her şey beklenir ondan, biliyorsun. Bu gece Hakkı'yı ve onunla ilgili her şeyi geçmişte bırakıp yeni bir sayfa açıyoruz, öyle değil mi? Tolga? Evet. Aynen öyle. Yeni bir sayfa. İçinde Hakkı olmayan. Şimdi anladım. Eve gidemeyecek kadar küfelik olursan sana göz kulak olayım diye çağırdım buraya, değil mi? Korkma, sarhoş değilim. Olmaya da niyetim yok. Böyle gidersen olacaksın. Bence en iyisi eve gidip yatsan. Hı? Bir güzel uyuman lazım senin. Hatta en iyisi seni şimdi bir taksiye bırakayım ben. Arabanı da arkadan getiririm. Olur mu? Hadi hadi kalk. Gerek yok Ece. Ben iyiyim. Sen gitmek istiyorsan gidebilirsin. Geldiğin için sağ ol. Ya seni bu durumda bırakıp gidecek değilim herhalde. Hadi inat etme. Eve gidip uyu biraz. Bazen en çözülmez sandığımız şeylerin cevabını birileri rüyamızda söyleyiverir. Tahmin etmezdin değil mi? Ama karşında tam bir gnostik duruyor işte. İnanıyorum böyle şeylere, ne yapayım? Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bazı sabahlar sebepsiz yere içimiz böyle acayip ferahlamış halde uyanırız ya. Sanki bütün gece ağlayan biz değilmişiz gibi. İşte öyle uyanmanı sağlayacak bir rüya diliyorum senin için. Anlaştık mı? Ama her güzel şeyin sonunda gece oluyor. Yine güzel şeyler olsun diye bir tanem. Olur mu sence? Her şey bizim elimizde. Öyleyse niye istediğim rüyaları göremiyorum? Buradayız işte. Sen benim kollarımdasın. Her şeye rağmen biz birbirimizin olabildik. Harun, merak etme. Bir gün herkes istediği rüyaları görecek. Bu bizim elimizde. Kusura bakma, gitmeliyim. Hey, nereye? Aman ya, böyle aşk olmayı kim ister ki? Thank you.
Seda. O imzayı atma. Bizim aşkımız görmek istediğimiz tek rüya. O rüyayı birlikte yaşayalım. Sonsuza kadar o rüyadan uyanmayalım. Belediyemize yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş olup evlenmenizde bir mani olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi sayın davetliler ve şahitler huzurunda soruyorum. Siz Eda Güler hanımefendi, hastalıkta ve sağlıkta, iyi ve kötü günde, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan sayın Tolga Arslanlı Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sahte bir dünyada sahte hayatlar yaşayacağımıza kendi gerçeğimizde lanetlenelim. Tek gerçeğimizde, aşkımızda. Ateşlerde yansa da tenim, sanma senden geçerim. Ateşlerde yansa da tenim, sanma senden geçerim. Aşkın yalanı olmaz, her kalp bunu anlamaz. Unut deme sakın bana, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Aşkın yalanı olmaz, her kalp bunu anlamaz. Unut deme sakın bana, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Evet, kabul ediyorum. Abi. Yetişemedim. Allah kahretsin. Ama ne olursa olsun buna izin veremem Nisa. Tolga ile olmasına izin veremem, anlıyor musun? Onu da kızımı da alıp gideceğim buradan. Hiç kimse bize engel olmaya kalkışmasın. Abi, nikah olmadı. Evlenmediler.
Ne? Ama nasıl oldu bu? Biz de bir şey anlamadık. Her şey o kadar birdenbire oldu ki. Siz Sayın Tolga. Eda evet dedikten sonra memur Tolga'ya da sordu. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Hepimiz evet diyeceğini Sayın beklerken... Sayın Eda Güler hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır. Affet beni. Tolga. Tolga. Tolga oğlum. Tolga. Babamı falan bir görseydin böyle ayağa fırladı resmen. Eda da çok şaşkın. Tabii hepimiz de. Sonra Tolga Eda'ya dönüp affet beni dedi ve çıktı gitti. Canı o kadar yanıyor gibiydi ki. Doğrusu çok acıdım. Perişan bir haldeydi. Melda abla çok sinirlendi. Peşinden gidip onu durdurmak istedi ama Tolga dinlemedi bile. Hepimiz şaşkınlıktan küçük dilimizi yutacaktık. Yani madem hayır diyeceksin niye son ana kadar bekliyorsun değil mi? Peki ya Eda? O ne yaptı? Nerede şimdi? Zaten nikah masasına gelirken hali hiç iyi değildi. Bir de bu olunca kızcağız bayılacak gibi oldu. Abi, Eda evde değil. Nerede peki? Yağmur'u da alıp annesiyle birlikte gittiler. Kaderimiz birlikte yazılmış. Ellerimiz, gözlerimiz, kalplerimiz birbirine ait. Bundan sonra da hiç ayrılmayacaklar. Hangi yolda yürürsek yürüyelim, elini bir daha hiç bırakmayacağım. Sen benim dünyamsın. Affet beni Eda. Sana bu kadar aşık olduğum için. Seni mutlu edecek adam olamadığım için. Keşke sen de beni sevseydin. O güzel gözlerinde aşkı görebilseydin. Rüyalarımdan çıkıp bana gelseydin. Belki bizim de bir yağmurumuz olurdu. Bana baba diyen bir kızımız. Ama senden vazgeçmeyeceğim Eda. Bir gün benimle gerçekten evlenmek isteyeceğin günü bekleyeceğim. Öyle bir gün hiç gelmese bile. Geldin. Melda yok mu? Hayır yok. Eda içeride mi? Eda hastanede. Hastanede mi? Ya annemle geldikten birkaç dakika sonra yere yığılıverdi. Ne olduğunu bile anlamadık. Annem hemen bir taksiyle hastaneye götürdü. Ben de Yağmur'a bakmak için kaldım. Hangi hastaneye gittiler biliyor musun? Hayır. Apar topar çıktılar.
Harun ne oluyor? Öyle koyu bir karanlık içindeyim ki. Senden daha geceyim. Daha derin. Senin koynunda bir sürü yıldız var. Ben de ise tek bir tane. Ve o parlayana kadar böyle kalacağım. Gece gibi. Karanlık. Işıksız. Dayan bebeğim. Dayan. Yetişiyoruz. Biraz daha hızlı gidelim ne olur. Tamam efendim. Geldik zaten. Talihsiz kızım benim. Nedir bu başına gelenler? Bir gün olsun gülmeyecekmiş şu yüzün. Seni bir gün bile mutlu göremeyecek miyim ben Eda? Eda aç gözlerini. Eda! Yine ona gittin değil mi Harun? Kız kardeşime gittin. Ondan vazgeçemiyorsun. Sanki seni büyülemiş gibi. Senden nefret ediyorum Eda. Nefret ediyorum. Sana da lanet olsun Tolga. Bana hayatımın en büyük kötülüğünü yaptın. O imzayı atmış olsaydın her şey yoluna girecekti. Bu kabus sona erecekti. Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor? Niye? Her şeyi denedim Melda. Yapacak başka ne kaldı he? Hemen serum getirin buraya. Tansiyonu bir daha alalım. Şu kanı da laboratuvara götürün. Peki efendim. Kızım nasıl? Doktor bey birazdan çıkıp size açıklama yapacaktır. İzninizle. Anne. Harun. Ne oldu? Eda nasıl? Nesi varmış? Bilmiyorum. Çok ateşi var. Cayır cayır yanıyor. Sizin evdeyken de ateşi vardı zaten. Bizim eve geldiğimizde kapıda yığıldı kaldı. Doktorlar içeride ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Gel şöyle. Hiçbir şey olmayacak ona anne. Merak etme. Dayanamadı yavrum. Biz getirdik onu bu hale. Taş olsa dayanamaz. Her şeye dayandı kızım. Ama bugün olanlar... Biliyorum. Öğrendim. Lütfen kendinizi suçlamayın. Bu olanlar hiçbirimizin elinde değildi. Yaşanması gerekenleri yaşıyoruz belki de. Eda asla bizi ve kızını yalnız bırakmaz. Onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. O kadar güçlü ki sizin için, babası için... Kendisini mutsuzluğa mahkum etmeye bile göze aldı. Aşkımızı içine gömüp bu gece olmasa da evet dedi. Ben sadece Eda'nın sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorum Harun. Tek dileğim bu. Olacak anne. Bu fırtına bitecek. Belki Cemil babam, ailem beni hiç affetmeyecekler ama Eda'nın mutlu olması için her şeyi yapacağım. Çünkü o benim her şeyim.
neredesin şimdi Türkan? Geç vakitlerde işten dönerken beni pencerede bekleyen karım nerede? Uyanmasınlar diye sessizce odalarına girip saçlarını öptüğüm, kokladığım yavrularım. Sizler neredesiniz? O sıcak yuvamız nerede? Hangi fırtına bizi savurdu böyle? Hangi kötü kader sillesini vurmak için fırsat kolladı? Geceler güzel kızım. Annene iyi bak. Ateşi hala çok yüksek doktor bey. Aynı şekilde devam edin. Ateş düşürücüyü kesmeyin. Tahliller çıkar çıkmaz da alıp odama getirin. Tabii. Ben bir serum daha bağlayayım. Durumu nasıl? Nesi var doktor bey? Heyecanlanmayın lütfen. Önce bir ateşini düşürelim de ardından geniş bir araştırma yapacağız. Kan tahlili çıkmadan şu an bir şey söyleyemem. Kötü bir şey yok değil mi doktor bey? Lütfen doğruyu söyleyin. Şu anda bir şey söyleyemem. Yüksek ateş çok farklı nedenlerle oluşabilir. Basit bir soğuk algınlığından tutun da aşırı stres de olabilir. Çok ciddi komplikasyonlar da. Geçmiş olsun. Sağ olun. Eda, yanındayım aşkım. Bu rüya değil, gerçek. Her şey bitti artık. Dayan bebeğim. Kızımız için, bizim için dayan. Mutlu olacağımız günler çok yakın. İnan bana. Sakın bırakma kendini. Bırakma. Sensiz olmaz canımın içi. İkimiz de anladık artık bunu, öyle değil mi? Benim yanımda görmek istediğin her rüyayı göreceksin bir tanem. Hepsini gerçek kılacağım sana. Aç gözlerini deli aşkım. Ne var Ferda? Baba. Baba Eda. Ferda, sana kaç kez söyledim? Ben artık onun adını duymak. Onu gör. Babacığım, Eda hastanede. Hastanede mi? Sen ne dersen de umurumda bile değil. Gerekirse zorla tutacağım. Senden başka hiçbir şeyin önemi yok. Dünya yerinden oynasa benim için sadece sen olacaksın Eda. Daima. Hadi. Aç artık gözlerini bebeğim. Ne ben sensiz olabilirim, sen bensiz. Bunu anlamak için bir daha birbirimizi kaybetmeyelim, ne olur.
Tahlil sonucunu bekliyoruz Melda. Daha belli değil. Sen bilirsin ama gelsen iyi olur. Hayır anne. Beni görürse daha kötü olur. Çok kötü şeyler söyledik birbirimize. Artık dönüş yok bunun. Böyle söyleme. Siz kardeşsiniz. Benim canlarımsınız. Birbirinizden başka kimseniz yok sizin. Birbirimizden başka düşmanımız yok desek daha doğru olacak anne. Hayır. Bir daha sakın böyle konuşma. O senin de bebeğindi, unuttun mu? Nasıl düşman olabilirsiniz? Aynı sütü içmediniz mi? Bu kadar acımasız olma kızım. Sen de boş hayaller kurma anne. Artık kardeşim değil o benim. Yağmur, sen, ben öyle mutlu bir aile olacağız ki. Herkes imrenerek bakacak bize. Yağmur'u sevgiyle büyüteceğiz. O bizim mucize bebeğimiz zaten biliyorsun. İkimizin. Birbirimize duyduğumuz aşkın sureti o. Bak, hepimiz çok gerginiz. Biraz dinlen ve sonra buraya gel. Kardeşini böyle bırakamazsın. Bugün karşıma çıkmasaydın dünya boşuna yaratılmış olacaktı. Yanındayım bir tanem.